İnanın bana, aylardır bu videoyu birisinin çekmesini bekliyorum. Hatta aylardır demeyeyim, Valorant ilk çıktığı günden beri. Ne bir Hellion olsun, 2xG civciv olsun, Yüksel olsun, Berkay olsun. Birisinin bu videoyu çekmesini bekledim. Ama ısrarla hiçbir bilgiye böyle hani bilgi... Hani böyle... Bilgiye videolar çeken kanallar olur. Ben bilgi kanalı değilim. Ben 2 tane 3 tane daşak video atar geçerim. Ama bu videoyu kimse çekmedi. Bakın ben sinirleniyorum artık. Beni bilirsiniz. Ben hiçbir videomu işte paylaş, arkadaşlarınla izle. İşte ne olursun bu videoyu beğen. Allah'ın varsa bu abone ol. Bu videoyu 3 arkadaşına yolla, etiketle diyen birisi değil. Ama Allah'ınız varsa eğer birazcık Valorant'ı önemsiyorsan, bu kitleyi düzeltmek istiyorsan bu videoyu Immo'dan bronza, plat'tan silver'a, 7'den 70'e arkadaşlarınıza izletin. Allah'ınız olan varsa. Bak sinirden konuşamıyorum. Bu söyleyeceğim şeyi dikkatle izleyip öğrensin, dinlesin. Benim rankım Immo. Oyun başladı, kapalı beta bitti, açık beta başladı. Bir iki sezon Diamond'da takıldım, sonra bu sezona kadar Immo oynadım, Immo bitirdim bütün sezonları. Bahsedeceğim şey oyunun ekonomisi. Bakın diyebilirsiniz ki biz oyunun parasıyla mı maaş alıyoruz? Hayır, o zaman bizi ilgilendirmez diye bir şey yok. Oyun olmayın arkadaşlar, oyun ekonomisini öğrenmek zorundasın. Fazla uzatmıyorum, direkt geçiyorum. Siz merak ettiniz ne anlatacaksın diye. Gerçekten sinirliyim birazcık farkındaysanız. Buradan o bilgi kanallarında yazıklar olsun. Mesela ismini biraz önce saydığım kişiler yazıklar olsun. Bu videoyu çekmediniz, iş başa düştü, ben çekeceğim artık. Bana bak Sedat. Sana baktım. YouTube. Söyle. Sence seni mi seviyorlar yoksa diğer YouTube kanallarını mı? Ben Sedat'ı daha çok seviyorum kardeşim ya. Çünkü bu viteste böyle oynayacağım bu. Bu viteste... Benim oyunuma adam geliyor. Kardeşim diye ben niye eko kaldım diye. Adama bakıyorum vandal çekmiş. 2-3 tane skin'i var. Gidiyorum kanka bize eko. Ben diğer round'da çekebiliyorum. Sen şey yapma diyor. Diğer round geliyor biz alıyoruz biz silahları. Adam elinde spektrum. Ben şimdi sana söylemeyeyim de ne yapayım yani ben sana şimdi. Şimdi sen naneye yemedin ne? Çıkarın. Çıkarın kağıt kalemi. Telefonlarını da çıkarın. Nereye yazıyor? Bak ben not aldım. Bak ben not aldım. Ben notumu aldım. Oğlum burada niye bir şey yazmıyor lan? Lan ben buraya bir şey... Arkadaşlar bu kağıt boş değil, şerefsiz boş değil, bir dakika ya. Buraya not aldım oğlum o kadar. Nerede? Heh burada, tamam. Bak ışık fazla olunca şey oldu arkadaş, niye böyle oldu? Ben biraz ciddi olalım, kağıt kalem ne varsa çıkartın. Ben de gözümü çıkarıyorum, biraz ciddi ortam çünkü. Güzel kardeşlerim, bahsedeceğim şey oyunun ekonomisi. Biliyorsunuz Valorant'ta her FPS oyunu gibi, hatta çoğu FPS oyunu gibi diğer round'da bırakabileceğiniz paraya sahip. Bu ne biçim bir cümle oldu hiç bilmiyorum. Dediğimi anladınız, öyle bir oyun. Hatırlarsanız biz bir aralar CSGO oynar iken ne yapıyorduk? T'deyken minimum 2000 birim para diye bahsedelim biz bundan. 2000 para bırakırdık diğer round'da. Niye? Silah çekebilmek için, armor çekebilmek için para bırakırdık. Valorant'ta öyle bir durum, öyle bir konu yok, öyle bir şey mevcut değil. Valorant'ta her karakterin kendine ait bir ekonomisi var. Yani ben bu round işte vandal alayım, armor alayım, 2-3 tane skill alayım, diğer round'da da işte sıradaki tur en az 2000 bırakayım, full skill çekerim. Böyle bir mantık yok. Adam immo olmuş, maçıma geliyor, adam bunu bilmiyor. Bunu bilmediği için takım eko kaldığı zaman ya da takım bay yattığı zaman, silah aldığı zaman bu adam mal gibi ortalıkta dolanıyor. Takım birlikte oynayamıyor. Mesela düşün, oyun 5'e 5. Karşı takım full vandal veya da full phantom, armor, skill çekerken senin takımının birisinde spectre, birisinde ne bileyim garden, birisinde diğerinde bulldog, iki kişilere vandal olursa bu takımlar eşit olmuyor. Ha, olabilir. Bazıları guardian'ı, anasını sikelen bu guardian'ı, bak sinirlendim söyleyemiyorum ismini. Guardian'ı vandal, phantom gibi oynayabiliyor. Biz default normal şeyler için konuşuyoruz. Bakın ben buraya notumu aldım. Yemin ederim sırf video diye değil, bu notum benim yanımda her zaman var. Oyunda ben buna ihtiyaç duyduğum zaman bakarım. Bu nedir? Hemen gösteriyorum. Şu an F1'e bastığımız zaman görüyorsunuz skill'lerin üzerinde birim fiyatları var. İşte duman bulutu 200, bir tanesi 200. İşte Q hafiflesi 150 birim. Her silahın kendi fiyatı var. Armor'un kendi fiyatı var. Biz en temel şeylerden yola çıkarak bir ekonomi yapacağız. Ben bunu oyunun başından beri
not mu alıyorum, mis gibi oyunumu oynuyorum. Ekonomi ne zaman yapılır, ne zaman buy yapılır, toplu bir şekilde. Ben sıradaki tur nasıl full skill, full armor, full silahla oynayabilirim, bunun ekonomisini yapınca rahatlıyorum. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Her round spekle, her round manual, işte şunu alayım, şunu alayım, armor alayım, böyle bir şey yok. Ben çok sinirliyim. Ben niye bu kadar sinirliyim? Ben çok sakin bir video çekmem lazım benim. Temel şeylerden bahsediyorum, çok basit. Phantom ya da Vandal, biliyorsunuz 2901 oyunun başından beri fiyatı değişmedi, diğer silahlar gibi, çoğu silah gibi fiyatı değişmedi. Bunu ele aldık, 2901 artı bir de biliyorsunuz full armor, yarım armor 400 birim, full armor da 1000 birim. Ne yaptık? Vandal ve Phantom, hangisini oynuyorsanız hiç fark etmez, fiyatını alıp armor'un fiyatıyla topluyoruz. Ne yaptık? 2900 bu, 1000 de armor, 3900 her zaman cebimizde. Niye? Çünkü bize oyunda genellikle çoğu zaman lazım olacak şey Vandal, Phantom artı armor artı full skill ile oynama. Oyunda tabii ki de oyunun skill mantığı olduğu için, skill'ler önemli olduğu için bu şekilde oynamak daha mantıklı. Yani siz jet aldığınız zaman, diyelim gittiniz Vandal artı armor aldınız full, ama paranız işte skill'lere yetmedi, 2 tane smoke aldınız, 1 tane Q aldınız, ne olacak? Oyunu istediğiniz gibi rahat oynayamayacaksınız. Yani şöyle söyleyeyim, 3 tane bir yere smoke atmak varken 2 tane atmak zorunda kalacaksınız. Diyelim ultiniz var, 2 tane Q yapmak varken gidip 1 tane Q yaptığınız zaman ne olacak? Oyununuzu etkileyecek bu. Ama size vereceği her ajanın kendi ekonomisi sayesinde bu durumdan müzdarip oluyorsunuz, kafanız rahat oluyor, her round full Vandal, işte full armor, full skill ile oynayabiliyorsunuz. 3900 cebimizde, ne yapacağız? Her ajanın skill'lerini 3900'e toplayıp çıkan sonucu da sıradaki tur en az olacak şekilde notunuzu alıyorsunuz. Diyelim jet mi aldınız? Sıradaki tur size en az ne kadar lazım? 4800 birim lazım. Şimdi bu burada poligonda da gözükmüyor ama oyunun sonunda özel oyuna girip gösterdim. Astra'dan başlıyoruz. Normalde poligonda F1'e bastığınız zaman bazı skill'lerin üzerinde birim fiyatları yazar, Astra'da yazmıyor. Biz kafamızdan hesaplayalım. 4 tane yıldız almamız gerekiyor. Bir tanesini zaten kendisi veriyor oyun başında. Bir tanesinin fiyatı 150 birim. Vandal veya Phantom artı armor 3900 artı skill fiyatlarını topluyoruz. 4 tane almamız gereken yıldız var. Hepsi 150'den sayarsak ekrana direkt koydum. Vandal artı armor 3900 artı skill'lerle birlikte Astra'nın diğer her round'a çekilebilecek en minimum tutar fiyatı 4500 birim. Eğer Astra oynuyorsanız bir sonraki tura minimum bırakmanız gereken birim fiyatı 4500. Geçelim Breach'e. Eğer Breach oynuyorsanız 3900 artı skill'lerin fiyatı Breach'te 4600 yapıyor. Geçelim Brimstone'a. Evet, Brimstone'un skill'leri 3900 artı full skill'le birlikte 4550 yapıyor ve oyunda sadece Brimstone'un ekonomi fiyatı böyle, diğerlerinki normal 4600, 4500, 4700, 4800 ama Brimstone'unki 4550. Geçelim Cypher'a. Cypher'ın ekonomik fiyatı 3900 artı skill'lerle birlikte 4500. Geçelim Jet'e. Evet, Jet son güncellemeden sonra biliyorsunuz bayağı bir nerf aldı. Güncellemeden önce en ucuz ikinci çar olurken, güncellemeden sonra 3900 artı full skill'lerle birlikte diğer round'da gereken en ucuz minimum para 4800'e çıktı ve oyunun en pahalı çarı oldu. Geçelim KO'ya. Evet, KO ile oynarken 3900 artı full skill'e gereken birim fiyatı 4600. KO oynarken diğer roundlara minimum 4600 birim para bırakmamız lazım, yoksa full skill artı Vandal armor oynayamıyoruz. Evet, geçelim Killjoy'a. 3900 artı full skill'lerle 4500 bırakmamız lazım. Tıpkı Cypher'da olduğu gibi biliyorsunuz, ikisi de her oyunda kullanılan iki kişiden biri Sentinel. Hani kardeşim Sentinel alsana biriniz diyorsunuz ya. Heh, onlardan birisi. O yüzden Cypher'ın da Killjoy'un da ekonomisi aynı, 4500. Geçelim Omen'a. Vandal artı full skill'lere birlikte 4600 lazım diğer round için. Geçelim Phoenix'e. Evet, Phoenix'te 3900 artı full skill'lerle birlikte 4600. Phoenix kardeşimiz da minimum gereken para 4600. Geçelim Raze'e. Evet, demiştik ki Jet oyunun en pahalı çağrı. Şimdi oyunun en pahalı ikinci çağrına geçiyoruz. Raze 3900 artı full skill'lerle birlikte 4700 ediyor. Raze'le birlikte bir tane daha karakterimiz var, en pahalı ikinci çar sınıfında olan. Ona da geçeceğiz ama Raze'inki 4700. Geçiyoruz Reyna'ya. Reyna ablamızınki yine normal 3900 artı full skill'lerle birlikte 4600. Evet, Sage'e geçiyoruz. En pahalı ikinci çar sınıfında olan birisi de Sage. İki kişi var zaten, birisi Raze, diğeri Sage. Sage'e de diğer roundda gereken minimum para 4700. Haberiniz olsun. Geçelim Skye'a. Skye ablamızın kuşları 2'ye düştü. O yüzden Skye ablamızı da 3900 artı full skill'lerle birlikte 4600 lazım diğer round için. Geçelim Sova'ya. Evet, Sova 3900 artı full skill'lerle birlikte Sova'ya da 4600 lazım sıradaki tur, gelecek tur için minimum olan para. Geçelim Viper'a. Evet, Viper ablamız da güncellemeden önce en ucuz çağırdı. Sıradaki tur minimum 4300 lazımdı son gelen güncellemeden önce. Ama biliyorsunuz skill fiyatları falan hep
çoğun karakterinki değişti. O yüzden Viper'ınki de 3900 artı full skill'lerle birlikte 4500 oldu. Ve geçelim son karakterimiz Yoru'ya. 3900 artı full skill'lerle birlikte 4600 lazım sıradaki tur için. Bunu bu arada oyunda, hani diyelim not almadınız, oyunda hesaplamak için hemen basit bir yöntemle direkt kafadan yapıyorsun. 3900 zaten cepte. 3900'den sonra F1'e basılı tuttuğunuz zaman oyunda da bu gözüküyor bu arada. Karakterinizin üzerinde basınca. Bakalım. Yoru'da 2 tane fake ayak var. Bir tanesi 100, 2 tanesi 250. 3900'e 200 eklersek ne oluyor? 3900, 4000, 4100 ediyor. Ondan sonra 2 tane flash'ı var 250'lik. 250'yi topladığımız zaman ne oluyor? 500 oldu. 4100 cepteydi. Ne oldu? 500 daha 4600 ediyor ve zaten E'si bedava. Yenileniyor. Diğer çarlarınki işte her round veriyor. Diğer çarların da yeniliyor. Böyle. Bize gereken en ucuz fiyatları not mu alıyorsunuz? Telefonunuza mı yazıyorsunuz? Aklınızda mı tutuyorsunuz? Bunları yazarsanız oyunda İnanılmaz derecede avantajınız olur. Şimdi diyelim ki ilk round aldınız, hemen silahlarınızı çektiniz, işte bir ghost çektiniz, bir duman bulutu çektiniz, zaten başka bir şey alamıyorsunuz. Hemen ne dediniz arkadaşlar, hadi koşun beye girek falan dediniz, tamam mı? Geldiniz burada, hop. Karşı takım elinize verdi. Ondan sonra ikinci rounda geçtiniz, ne oldu? 2000 paranız kaldı, sıradaki tur 4400 diyor. Ne demişti? Diğer tura bize jette lazım olan minimum tutar 4800 dedik. O yüzden ikinci tur herhangi bir şey çekersek bu para gittikçe düşüyor. Bizim zararımız oluyor. O yüzden yapacak bir şey yok. İkinci tur bir bok almıyoruz. Yine B'ye koşuyoruz tabii ki arkadaşlar. Yine B'ye round'a alacağız yani. Eko'yuz biz. Yine koşuyoruz B'ye. Ne oldu? Evet 4400 paramız oldu. Bir vandal, bir armor aldık. Ne oldu? Bak full skill çekemiyorum. Bak 2 tane Q alamadım. Bak 2 Q aldım. Bak bu sefer smoke alamıyorum. Bir tane eksik smoke'um oldu. O yüzden neymiş? Ekonomi önemliymiş. Takımdaki Avel mesela ne diyor? Şimdi arkadaşlar 3-0 gerideyiz. Tamam mı? Ne oldu? Sıradaki tur bize 5800 veriyor. Biz bunu 4800'e düşürecek kadar alışveriş yapabiliriz. Ne oldu? Bir tane şerif çektim. Bir tane hafif kalkan çektim. 4600 oldu. Demek ki ben diğer round vandal artı armor artı full skill çekemiyorum. O yüzden bir ghost aldım. 4900 diyor. Tamam yeter bana. Takımdaki arkadaşınıza diyorsunuz ki bak güzel kardeşim. Hani eko kal. Bak takımca ekoyuz. Diğer randa paramız yok. Ya birinizden pezevenk çıkmıyor. Hani takımca paramız yok. Eko kalalım diğer round çekeriz. Ama takımdaki yavşak size ne diyor? Reyna kanka diğer ele çekebileceği şekilde al da. Eko yapalım. Paramız yok. Yok ya ben çektim diğer randa çekebiliyorum ya. Diğer anlara çekebiliyor mu? Ayakta kalan son öldürüldü. Ya amına koyayım adamın 150 parası kalmış diğer anda çekebiliyorum diyor. Nereye diğer anda çekebiliyorsun sen? İşte güzel kardeşlerim takıma böyle yavşaklar geldiği zaman takım hep birlikte eko kalamıyor. İşte bu orospu çocukları inme oluyor arkadaş. 4900 para var bak full skill bak. Bak 800 de cebimde kaldı. Bak yine dondurma alırım, kola alırım. Ha şimdi ne oldu? Bak ben full skill'imi çektim. Armor'um var, vandalım da var. Ha bu osura baktım da spektresi var bak. Bak skill'i bile yarım. Bak pistol bile, bak ben pistol bile çekebiliyorum bak hop bir de pistol çektim. Ne oldu? Takımda 4 kişi vandal çekti. Ya oğlum siktir. Takımda 4 kişi vandal çekti. Bu mal spektre ile kaldı. Ne oldu? Biz karşı takıma göre düşük olduk. Adamların 5 tane vandalı var. Bu salak diğer round beni dinlese. Eko kalsa. Şu jet de siktir olup beysine gitse. Ama bu salak ekonomi yapmadığı için spektre oynuyor. Ne oluyor? Üstüne bir de beni baitliyor. Bak ben gidiyorum böyle. Tamam bu mal arkada beni baitliyor. Niye? Vandalımı alacak. Kendi salakın parası yok ya. Ben gidiyorum. Buradan öldüm. Ben öldüm şimdi bak bu salak gelip benim vandalımı alacak. Niye kafası çalışıyor? Bir bu zeki ya. Ha bak aldı vandalımı. Ne olacak? Bir bu salak da ölecek. Skill'i mikili yok. Oğlum senin niye skill'in var amına? Olay budur yani arkadaşlar. O yüzden ekonomi yapmak çok önemli. Bunu oyun içerisinde her zaman sıradaki tura en azından bırakabileceğiniz parayı öğrendiğiniz zaman takımca hep birlikte eko yapabilirsiniz. Allah'ınız varsa bu videoyu 7'den 70'e bütün imo, bronz, plat, diamond, radyan bunları atın. Arkadaşlarınız izlesin şu ekonomi durumunu bir öğrensin. Takımca eko mu kalıyorsunuz? Buy mı yapıyorsunuz? İşte spekte yarım armor mu oynuyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Ama şu ekonomimize sahip çıkın. Koyun olmayın. Teşekkür ederim. Bak benim oyunuma denk gelmeyin. Vallahi çok sinirlenirim. Mal mal silah çekiyorsunuz falan böyle ekonomi kalmıyor. Ben üzülüyorum ben. Tamam mı? Cık, hadi.